Şekil 1'de köşeleri A, B, C olarak isimlendirilmiş, ön yüzü sarı renkli, arka yüzü mavi renkli üçgen şeklinde bir karton verilmiştir. Bu karton şekil 2'deki gibi katlanıp üzerinde D köşesi işaretlenmiştir. Şekil 1'deki BAC açısı 80 dereceymiş. BAC açısı işte burası. Hemen işaretleyelim 80 dereceyi. Ve ABC açısı da ABC, o da şurası. Bu da 50 dereceymiş. İkisinin topladık 130. O zaman buraya da 50 derece kaldı. Demek ki üçgenimiz ikizkenar üçgen. Bu açıyla bu açı eşit. İkizkenarsa bu eşit açıların gördüğü kenarlar da eşittir. 50 derecenin gördüğü bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Şekil 2'de de AD kenarı BC kenarına dikmiş. AD neresi? Bakın şurası. BC kenarı neresi? Şurası. Ha, şurası dik olmuş. Burası dik olduğuna göre DBA açısı neresidir? DBA açısı. Evet, şunun kaç olduğunu bize sormuş. Şimdi arkadaşlar şurası zaten 50 derece. C açısında hiçbir değişiklik olmuyor ya. Buraya 50'yi yapıştırabiliriz. Burada üçgenden yararlanarak iç açıların toplamı 180 olduğu için 90 ve 50'yi topladık 140. O zaman buraya da 40 kalır ki toplam 180 olsun. Onu da bulduk. Peki daha sonra ne yapabiliriz? Şöyle bir düşünelim. Burası 80 dereceydi, değil mi? Peki biz bunu katladığımızda buraya geldi. O zaman burada 80 derece oldu. Daha sonra şu açı ile bu açı aynı olur mu? Olur. Çünkü bakın bunu katladığımızda bu üçgen katlanıp buraya gelmiş oluyor. Yani bu üçgenle bu üçgen eş üçgen olmuyor, oluyor tamamen. Dolayısıyla şu açıyla şu açı eşit olacak. Buranın tamamı doğru açı ya, 180 derece yani. 180'den 40'ı çıkartırsak geriye 140 kalır. 140'ı da iki eşit parçaya bölersek o zaman buralar 70'e 70 olacaktır. Sonra bu mavi üçgende iç açıları toplamına gidersek 70 ile 80'i topladık 150. 180 olabilmesi için soru işareti olan yerin 30 derece olması gerekiyor. Biçimindeki bir kağıt şekil 1'de gösterilen köşegeni boyunca katlanarak şekil 2 elde ediliyor. Şekil 2 ile dikdörtgenin uzun kenarları arasındaki dar açı 80 dereceymiş. Burada göstermiş. Şekil 1'de dikdörtgenin uzun kenarı ile köşegenin arasındaki açı. Uzun kenarı dedi işte şurası arkadaşlar. Uzun kenarı. Köşegenin dediği işte bu. Öyleyse köşegenle uzun kenar arasındaki açı derken burayı bize soruyor şekil 1'deki. Peki verilenleri bir inceleyelim. Burası 90 derece zaten. 80, o zaman buranın 10 derece olması gerekir ki iç açıları toplam 180 olsun. Burası zaten 90 derece. Bu katlandığında buraya gelmiş oluyor. Yani bu katlandığında bu üçgenle bu üçgen eş üçgen oluyor. Tamamen birbirinin aynısı. Öyleyse şu açıyla şu açı da birbirine eşit olur. Buranın tamamı da 90 derece olacağına göre 90'dan 10'u çıkartalım 80. 80'i de 2'ye bölelim. Buralar 40'a 40 olsun. O zaman burası 40'sa, burası 90'sa bu üçgende, kahverengi üçgende 90 ile 40'ı topladım. 130, 180'den 130 çıkarttım. Buraya da 50 derecelik bir açı kalmış oldu. Peki burası 50 ise burası da 50 olmaz mı? Çünkü eş üçgen demiştik, değil mi? Bu açıyla bu açı birbirinin aynısı olur. Peki şimdi ne kaldı geriye? Bize şu açıyı soruyordu. Şuradan yapabilirsiniz. Biz burayı 40 bulduk ya. Sonuçta bu bir köşegen bakın. Buradaki de köşegen. Dolayısıyla biz burayı 40 bulmuş oluyoruz. Burada da iç terslik var. Bakın Z harfinden dolayı. Burası 40'sa eğer Z'nin köşeleri hep eşit olurdu birbirlerine. O zaman burası da 40 olacaktır. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Yukarıda köşeleri ABC olarak isimlendirilmiş bir karton verilmiştir. Bu karton aşağıdaki açıklamalara uygun olarak 3 farklı şekilde katlanıyor. Birinci katlama B köşesi AC kenarının üstüne gelecek şekilde. B köşesini AC kenarının üstüne gelecek şekilde katlamışız. İkinci katlama BC kenarı üzerinde kalacak şekilde. Yani B köşesini buradan almışız. Buraya getirip katlamışız. O zaman burası dik olur arkadaşlar. Bu şekilde kenar üzerinde katlıyorsak. Üçüncü katlamada D köşesi BC kenarının orta noktası olacak şekilde katlanmış. Bu kenarın BC kenarı dediği şurası arkadaşlar. BC burasıydı ya. Orta noktası ise eğer bu parça bu parçaya eşit olmuş olur. Buna göre yukarıdaki katlamalardan sonra şekiller tekrar açıldığında elde edilen katlama çizgilerinin üçgenin hangi yardımcı elemanı olduğu aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi birinciye bakalım arkadaşlar. Şu iki üçgen eş üçgen oluyor demiştik katlamalarda. Dolayısıyla üçgenin buradaki açısıyla buradaki açısı aynı olmuş oluyor. Yani bu katlama çizgisi açıortay olacaktır. Birincisi açıortay olan A şıkkında ve B şıkkında var.
İkincisi tabii dik olduğu için direkt tabana, yukarıdaki tepeden tabana dik indirildiği için bu da yükseklik olacaktır. Bu da burada var ve burada var. Üçüncü katlama ise bir üçgendeki köşeyi karşı kenarın orta noktasına birleştiriyorsa buna kenar ortay diyorduk. Zaten adı üzerinde kenarın orta noktası. Kenar ortay diyorduk. Öyleyse üçünün de birleştiği şık A seçeneği olmuş olur.